iftira atmış pislik. Ama yılanın başı Hilmi Önal. O yaptırmış her şeyi. Ay, tam zamanında çiftliğe gelmişim. Hay Allah. Ortalık ayağa kalktı, sorma. Ersin Hanım bu gece orada öyleyse. Herhalde. Buyurun. Aa, Firdevs Hanım. Derhal efendim. Hadi hadi, konuşuruz sonra. Yukarıdan bir şey istiyorlar. Tamam hadi. İlacını istiyor Firdevs Hanım. Salona. Tamam. Bihter Hanım evi terk etmiş. Behlül Bey de hazırlamış eşyalarını, o da gitmeye hazırlanıyormuş. İkisi de Adnan Bey'e kızmış, Hilmi Önal'a inandı diye herhalde. Düşünebiliyor musun ev ne halde? Avukatı sorguya aldılar mı? Anladım. Sen neredesin? Oldu. Sen ara, bizi habersiz bırakma. Teşekkürler. Hilmi Önal'ın avukatını kaçmadan yakalamışlar. Emniyete götürüyorlarmış. O adam yakalanmadan huzur yok bana. Aşağıdan bir şey istiyor musunuz efendim? Eline buz koyalım mı Adnan? Gerek yok. Akşam haberler de verir mutlaka. Bülent, bizi biraz yalnız bırakır mısın lütfen? Takma kafanı Behlül. Hadi. Ya Behlül, boşalt şu çantayı, sinirim bozuluyor. Ortalık biraz sakinleşsin, gideceğim Nihal. Hala ne diyorsun sen? Amcam bana güvenmiyor. Artık bu evde kalamam. Saçmalama. Durum anlaşıldı. Her şey ortaya çıktı. Bana bakan gözlerini hiç unutmayacağım. Biz ne olacağız? Beni düşünmüyor musun? Nihal. Sadece amcam değil. Herkes bu yalana inandı. Ben gelince konuşmalar susuyor. Hele Matmazel. Zaten beni hiç sevmiyor. Dün eve geldiğinde bana bir bakışı vardı. Benimle konuşmadı bile. Sen ona ne bakıyorsun? Ona mı düşmüş bizi yargılamak? Eğer iftiralara inanıyorsa kendi ayıbı. Behlül, ne olur gidersen olaylar büyür. Sen yarın gör. Gazetelere düştükten sonra yazılmayan kalmayacak. Yalan yanlış, herkes bin tane yorum yapacak şimdi. İyi ya, hep birlikte mücadele ederiz biz de. Sen gidersen insanlar bir şeyler olduğuna gerçekten inanır. Lütfen üzme beni. Eğer gidersen babamı hiçbir zaman affetmem. Hiçbir zaman. Şimdi aşağı iniyorum. Döndüğümde bu boşalmış olacak, tamam mı? Lütfen aşkım.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.